eksikti ya. Çekilin lan, çekilin, vuracağım size şimdi, çekilin, çarpmayın ya. Montana, boğazına helal bir lokma girsin lan. Helal, helal et. Domuz yemekten helal olmayan et yemekten iflahın kaymış, görüyor musun? Bu yolda benim eserim var arkadaşlar. California, Los Angeles, Anaheim, 91 numaralı yol, exit 18. Buraya sürekli malzeme getirdim bu sene. Yani bu exit'i görürseniz beni hatırlayın. 91 numaralı yol, Anaheim, exit 18. Benim eserim. Daha ilerilere de getirdim de buraya, en çok buraya getirdim. Los Angeles'ta hava şu anda çok güzel. Los Angeles'ta yol çalışmasına katkımız oldu arkadaşlar, biliyorsunuz. Aynen Joe, aynen. Buradan böyle ters yönden geldim. Ne kadar zevkli oluyor polis eşliğinde. Bütün arabaları durdurdu. Bu hıyarlar dedi sana vurur dedi. Küçük arabalar, aceleci dedi. Vururlar dedi. Önden polis geldi. Şimdi buradan böyle dönüş yapacağım. İyi şanslar dileyim. Bayağı bir dar yer. Şu tankeri burada olmasa, su tankeri. Buradan böyle dönüp geri otobana atlayabilirim ama maalesef. Arkadaşlar, konstrüksiyon yol çalışmasına devam. Görüşürüz. Ses geliyor transmission'dan. Şanzımandan niye ses geliyor acaba? Bakacağız bakayım arkadaşlar. %100 şu leveling valve var ya, o gitti. %100. Aha, kaldık. Yapacağız bakalım. Fontana korktun mu lan? Fontana da korktu arkadaşlar. Biliyor musun? Çok şey şekilde meraklı gözlerle dedi de ne oldu acaba diyor. Bakacağız, yapacağız, yapacağız. Fontana oğlum sen üst gidiyor, tamam mı? Okey. Ben geliyorum. Bak ben indim, hemen buraya gidiyor. Bak ya, hava kız. Görüyor musun arkadaşlar? Ha, bu. Çubuk kırılmış. Bak, yedik. Bu airbaglerin level'ını ayarlayan şey kırılmış. Şu anda Texas'tayım. Korkuyorum. Altına girmem gerekiyor. Bakalım bakalım. Yolda kaldık. Yolda kaldık arkadaşlar. Panik yok. Macera dolu Amerika. Şimdi buradan altından gireceğim. Ya buradan ya da yüzü tekerin arasından korkuyorum girmeye. Buradan girmeye korkuyorum. Bazen araba kayardı. Bakacağım. Düzeltmeye çalışacağım. Tırcılık böyle bir şey işte arkadaşlar. Her zaman böyle geçiyor. İnsanların yüzlerini göremiyorum. Boğazım düm düm çözemiyorum.
İstesen de bir kişi bile yardıma gelmiyor. Herkes tam gaz arkadaşlar. Tam gaz. Görüyorsunuz. Suspension leveling valve gitti. Merry Christmas. Hem de Christmas günü gitti. Arkadaşlar görüyorsunuz şu valve. Şu valve. Evet. Derler ki eskiler insan gireceğim. Plan yaparken kader ona gülermiş. Nasıl yapacağız? Öbür tarafı da kırmış. Merry Christmas. Derler ki eskiler insan plan yaparken kader ona gülermiş. Amacım bir tane daha işimi sağlama alıp bancı. Bancı kortla. Sağlamlaştırma. Görüyor musunuz? Bunu geri yerine taktım. Söktüm taktım. Buradan böyle. Oldu işte arkadaşlar. Tebrikim. Bancı görüyor musunuz? Buna güvenmemiştim. Haklıyım. İyi ki de. Yedeğe takmışım. Niye öyle oluyor? Onun öyle olmasının sebebi arkadaşlar. Çünkü ters taraftan gerdirdim. Böyle şeyini alıp, angle'ını alıp gerdirmem gerekiyor. L şeklinde. Şimdi onu da yapayım da gideyim burada. Polis gelecek şimdi. Bir de o yavşakla uğraşacağım. Bir daha aynı pozisyona düşeceğim. Hepsi oynuyor. Suspansiyon. Suspansiyon. Evet, 3 tane yeter. 1, 2, 3. Şimdi şunu sağlam. Şimdi bu yükseldi. Evetler. Altına girin. Evet, iş bitti. Elimizi yüzümüzü yıkamaya geldik sıra. Yüzümde var mı lan bir şey? Yüzümde var mı arkadaşlar?
arkadaşlar. Garibin duası, yetimin duası. Çabuk tutarmış ya Allah'tan. Bugün Christmas. Yaptım. Duası tuttum. Ya vallahi bugün var ya, her yer kapalı. Cumartesi, pazar. Belki pazartesi de kapalı yerler görebilirsin yani. Bazı yerler yılbaşına kadar yakın açmıyorlar. Kurtulduk Fontana. Teşekkür ediyorum duaların için. Lan Gobel her yeri. Gobel her yeri. Mahvetmişim ben arabadan inince. Hadi gidiyoruz arkadaşlar. Yapmak istediğimiz arkadaşlar, yolda kaldığımızda kendi başının çaresine biraz da bakmak gerekiyor. Çünkü böyle tamirci olamazsın yani. Dört dörtlük her şeyi tamir ediyorum diyen adam yalan söyler. Yani insan bir tane iş yapar. Ya kamyoncu olursun ya tamirci. Ama en azından ufak tefek elinin bir şeylere yapması gerekiyor. Onun için benden arkadaşlarıma tavsiye, arabanızda birazcık takım edevat bulundurun. Ufak tefek şeylerde yolda böyle kaldırırsınız. Yoksa bu iş gerçekten, yolda adam çağırsam bile bugün, adam biliyor, açık olsa bile bir yer, biliyor sana 3 katı fazlasına yedir yani. 1500 dolardan aşağı bu işi yapmadı arkadaşlar. Bak ben de vallahi diyorum. Geçenlerde bir arkadaşın da başına geldi bu olay. Herhalde böyle bir şeydi, bilmiyorum da tam olarak. Ben dedim ki sana 1300 dolar geçirecek dedim. Ya falan filan dedi. 300 dolar atarım dedi. Yolda kaldı, yola çağırıyor yani. Tamirci geldi. 1300 dolar mı 1400 dolar mı ya? Para ödedi yani. Onun için ufak tefek şeyleri de yapmayı dilerim. Çünkü ben orada onu biliyordum. Onu takarken yukarıdan aşağıya doğru indireceğim. Böyle ki tam yerine oturacak. Yani takmayı da biraz bileceksin aslında. Benim onun önceden tecrübem olduğu için. Onu düz böyle yerine geri oturtursam yine kaçırıyor. Hava kaçırıyor. Yukarıdan böyle alacağım. Dişler geçiyor. Ufak bir conta var. O da içine geçiyor. O zaman havayı dışarıya kaçırıyor. Oradan da bancilerle iyice gerdirdim. O yani. Yoksa normalde onu bilmeyen adam takamaz. Çünkü yerine böyle düz oturtturduğun zaman yani adamın mantığı öyle çalışacak. Düz şöyle geçirecek oradaki şeye, yerine. O zaman olmayacak. Ne olacak? Arabayı çalıştırdım, havalarda oldu. Geri fırlatacak sürekli. Orada da birazcık bilinmesi gerekiyor. Volvo'larda öyle. Öbür araçlarda da öyle. Öbürlerde de öyle. Genelde mantıklı aynı çalışıyor yani. İşte dostlarım, bu tırcılıkta başına insanların her şeyi gelebiliyor. Her an, saniyen ne olduğu belirsiz. Altından rüzgar geçiyor diyorlar ya. Gerçekten doğru. Eskiler öyle der. Altından rüzgar geçiyor, şeytan işidir. Yani onun için bazen aslında ben insanlara bildiğim şeyleri aktarmayı çok seviyorum arkadaşlar. Yani onun için güzel oluyor yani. İnsanlara bir şey vermek, öğretmek. Belki bir adam onu oradan alır, kendine bir kulağına küpe olur. Yani aklının bir köşesinde olur her an. Bir yerde bir şey geldiğinde kendini, hayatını kurtarabilir mesela. Yani bu değil de yani bu
yerde böyle bir gezeyim dedim. Bir tane ufak bir su köprüsü var. Adam 1930'da yapmış o köprüyü. Oraya da mühürünü vurmuş 1930 yılında. Her tarafta köprüler ya. Gerçi de yani 1930'da adam köprü yapmış. Düşünsene Avrupa'da daha savaştan falan filan. Şimdi hemen işi politikaya getirmeyeceğim. Neyse başlıyorum. Sevmediğim şey politika arkadaşlar. Kanalımda hayatta yapmam. Hikaye, hayatın ne kadar acımasız, şan şöhretin nasıl gelip geçici olduğuna dair ibretlik bir öykü.